Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Google yeni mobil işletim sistemi Android 12 ile Samsung'da yeni arayüz yazılımı One UI 4 ile her şeyin değişeceğini iddia ettiler. Ve oldukça uzun bir bekleyişten sonra sonunda iki dev telefonlarda buluşmaya başladılar. Peki aylardır beklediğimize değdi mi, yoksa artık içimizde var olan son heyecan kırıntısında yavaş yavaş kayıp mı ediyoruz? Hadi gelin bölümde etraflıca değerlendirelim. Tekrar merhabalar, umarım keyfiniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. Android 12 çıkalı 6 ayı geçmesine rağmen güncellemelerin yayınlanmasına marka ve modellere göre hala devam ediliyor. Ama eğer telefonunuz yeni sürümü desteklemiyor veya birkaç ay daha beklemek istemezseniz Google'ın Material U arayüzünü hemen telefonunuza kurabilirsiniz. Bunun için kartlara ve açıklamalara eklediğim videomu izleyebilirsiniz. Başlangıcı ise güncelleme sonrası telefonun kullanım deneyimiyle yapalım. Çünkü bence yeni sürümün gerçekten de en büyük avantajı hızlı ve stabil çalışması. Öncesinde yani kurulum sırasında cihazın bayağı ısındığı için fabrika ayarlarına geri dönüp her şeyi baştan yükledim ve sonuçtan kesinlikle çok memnun kaldım. Dokunmatik hassasiyeti, animasyonların hızı veya işlemlerin akıcılığı gibi kullanımlarda cihazım 3 yıllık olmasına rağmen oldukça başarılı geldi. Ayrıca sıfır aldıktan sonra günlerce yoğun bir şekilde kullanmama ve test etmeme rağmen en ufak bir ısınma belirtisiyle de hiç karşılaşmadım. Bu nedenle her büyük güncelleme sonrasında cihazınızı yedekleyip sıfırlamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Böylelikle daha stabil bir kullanım deneyimi elde edebilirsiniz. Bu arada bu bölümü genel olarak yeni sürümlere eklenen özelliklere ayırdım. Önceden de paylaştığım gibi 20-30 maddelik kolay kullanım ipuçlarını önümüzdeki günlerde paylaşmayı planlıyorum. Bu nedenle kanala şimdiden abone olup zil tuşuna da basarak hem 20.000 abone hedefine daha hızlı ulaşmamı sağlayabilir hem de yeni videoları kaçırmamış olursunuz. Şimdi de yeniliklere bakarsak bence burada en çok dikkat çeken seçenek renk paleti sekmesi. Duvar kağıdı ve stili menüsünden ulaşabileceğiniz yeni özellik sayesinde duvar kağıdınıza göre her seferinde değişen renk paletlerine ulaşabiliyorsunuz. Örnek olarak mavi tonlara sahip duvar kağıdı kullanırsanız arama ekranı, hızlı panel, mesajlar veya ayarlar menüsü gibi ekranlardaki renkleri değiştirebilir. Simgelere uygula sekmesini de açarsanız ikonları da dahil edebilirsiniz. Ama maalesef şimdilik sadece duvar kağıdına göre sistem tarafından belirlenen renkleri kullanabiliyoruz. Ayrıca harici uygulamaların simgeleri de değişmediğinden ortaya karışık ve estetik olmayan bir görüntü çıkıyor. Dolayısıyla Android 12'nin en önemli yeniliklerinden Material U arayüzünü Samsung cihazlarda pek kullanabildiğimizi hiç söyleyemem. Sonuçta amaç kullanıcılara farklı ve yeni bir tasarım sunmakken Samsung maalesef hala yıllardır değiştirmediği kendi tasarımında ısrar ediyor. Dolayısıyla bu konudaki beklentilerimiz bir sonraki seneye kaldı. Üçüncü sırada gelen yenilikse bence gizlilik tarafında yapılmış. Özellikle cep telefonlarımızdan kameraya, mikrofona veya konum bilgilerine erişmek isteyen uygulama sayısının artması ile bu konu daha da önem kazanıyor. Bu nedenle yerinde bir ekleme ile ayarlar altında bulunan gizlilik menüsünden artık daha detaylı raporlara, kişiselleştirme seçeneklerine veya kısıtlamalara ulaşabiliyoruz. En üst bölümden az önce saydığım donanımların uygulama bazında detaylı raporlarını görebiliyoruz. Üstelik bu bölümde alışılmadık bir kullanım tespit edersek de direkt uygulama üzerine basarak izinleri kısıtlayabiliyoruz. İzinlerle tek tek uğraşmak istemiyorum derseniz de hemen altta bulunan kamera ve mikrofon erişimi sekmelerinden her ikisini birden tamamen kapatabilirsiniz. Bu şekilde uygulamalar çalışmaya devam eder ancak ne görüntünüze ne de ortamdaki sesinize hiçbir şekilde erişilemez. Kamera veya mikrofonu kullanan uygulamaları artık anında sağ üst köşede beliren yeşil imleçle takip edebiliyor, simgelere basarak da hangi uygulamaların kullandığını görebiliyoruz. Ayarlar, konum menüsünden istediğiniz uygulamaların tam konumunuza erişimini de kısıtlayabiliyorsunuz. Tam konumu kullan sekmesini kapatarak uygulamaların yaklaşık konum bilgilerinize erişebilmesini sağlayabilirsiniz. Gizlilik menüsünde mutlaka aktif hale getirmeniz gereken bir başka özellik de panoya erişildiğinde uyarı ver sekmesi. Özellikle alışveriş sırasında bazen hem şifremizi hem de kredi kartı bilgilerimizi kopyaladığımızı düşünürsek farkında olmadan bizim için son derece hassas bilgileri burada sergileyebiliyoruz. Sekmeyi açarak kontrolümüz dışında bir uygulama
panodaki bilgilerimize erişmeye kalkarsa uyarı alacağız. Sırada fark edince sonunda düzeltmişler dediğim widget menüsü var. Tüm widget alternatifleri uygulamalara göre gruplanarak daha düzenli hale getirilmiş. Bir de eskiden yerleşik ve harici uygulamalara göre değişen yuvarlak veya köşeli tasarımlar tüm widgetler için standart hale getirilmiş. Samsung klavyede bulunan emojilere yeni bir sekme eklenerek aynı anda birden fazla ifadenin gönderilebilmesi sağlanmış. Bunun için emojiler sekmesinden önce animasyonlu emoji eşleri görselini seçiyor, sonra da artıya basarak iki farklı ifadeyi seçebiliyoruz. Böylelikle seçenekler arasından beğendiğimiz iki karakteri mesela aynı anda ağlayan veya gülen emojileri seçip karşı tarafa da gönderebiliyoruz. Örneklere baktığımızda ortaya oldukça renkli ve keyifli sonuçların çıktığını da söyleyebilirim. Kamera uygulamasına da birçok yenilik eklenmiş ama bence aralarından en faydalısı video kayıt işlemini hızlı bir şekilde başlatabilme özelliği. Fotoğraf modundayken bir anda video çekmeniz gerekirse deklanşör düğmesine basılı tuttuktan sonra yukarı doğru hareket ettirerek video kaydını hemen başlayabiliyorsunuz. Böylelikle hem çekim modları arasında gezmekle vakit kaybetmeden hem de anı kaçırmadan videolar çekebiliyorsunuz. AR Emoji uygulaması da geliştirilerek içerisine hem daha farklı danslar, ifadeler veya kıyafetler eklenmiş, hem de oluşturduğumuz profilleri kişiler veya Samsung hesabı gibi yerlerde kullanabilme özelliği gelmiş. Son olarak diğer yeniliklerden de hızlıca bahsetmek gerekirse, hızlı panelde bulunan parlaklık çubuğu kalınlaştırılarak daha belirgin hale getirilmiş. Samsung galeri içerisine fotoğraflardan veya videolardan otomatik olarak hazırlanan hikayeler sekmesi eklenmiş. Yeniden boyutlandırılabilen picture in picture yani kayan penceredeki videonun boyutları küçültülüp büyütülebilir hale geldi. Kamera uygulamasında ise yakınlaştırma ve uzaklaştırma simgeleri artık rakamsal değerler olarak görülebiliyor. Evet, sonuç olarak bence Android 12 ve One UI 4 güncellemesinin öne çıkan en önemli özellikleri önceki sürüme göre kesinlikle daha hızlı çalışması ve yeni gizlilik kontrolleri. Ama bence bunlar da ana güncelleme başlıkları olmaktansa daha çok ara güncelleme konuları arasına giriyor. Android 12'nin harika arayüz tasarımı materyal yoğunun tam anlamıyla kullanılamaması bence hayal kırıklığı oldu. Emojiler hala demode, Samsung'un arayüzünde kullandığı tasarım dili bu sene de aynı kaldı. Aylarca bekledikten, özellikle acaba güncelleme bugün geldi mi diye her gün kontrol ettikten sonra keşke bizim gibi teknoloji meraklarını daha fazla mutlu edecek gelişmeler olsaydı iyi olurdu. Peki sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce güncelleme yeterli mi? Yoksa siz de benim gibi daha iyi olabilirdi diyenlerden misiniz? Yorumlarınızı mutlaka aşağı ekleyin. Son olarak videoyu sonuna kadar izleyen sadık takipçilerim arasında şuradaki değerlere bakacak olursak hala abone olmadan izleyenler bence olabilir. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız abone ol düğmesine hemen şimdi basabilirsiniz. Üzerine video bir beğeni ve yorumda çok süper olur. Haftaya farklı bir bölümde veya önceden teknoloji merakları için paylaştığım diğer videolarımda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Böylelikle daha stabil bir kullanımdayım. Edince sonunda düzeltmişler dediğim widget bin. Sırada materyal yuyu tam olan mı? Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız abone ol düğmesine abone olun.